Arkadaşlar herkese merhabalar. Varlık yönetim şirketleriyle alakalı onlarca video yaptık. Bunları yapmamızın sebebi kişilerin sürekli baskı altında tutulması ve hiçbir şekilde kolaylık sağlama yönüne gitmemek için direnmeleridir. Bugün varlık yönetim şirketleriyle alakalı olarak bazı açıklamalarda bulunacağım. Bunlar varlık yönetim şirketlerine her ne kadar batsa da söylediklerimiz ama biz bu açıklamaları yapmadıkça onlar hiçbir şekilde kolaylık sağlamamakta direnmektedirler. Samet Bey'den bir yorum gördüm YouTube kanalımda ve diğer arkadaşların da yorumlarını da okuyacağım. Notlarımı aldım. Bununla alakalı bazı konulara başlayalım istiyorum. Çünkü biz sustukça onlar aynı hareketi yapmakta maalesef direniyorlar arkadaşlar. Samet Bey'in durumuna bakalım. Garantiye 15 bin lira borcum var demiş kendisi. 3 yıldır bitirememiş. Adam bunun yüzünden kalp hastası olmuş. Canına tak etmiş. Tekrar yapılandırma yapmış. Hadi ben bu borcu ödeyeceğim. Yani aslında 3 yıldır ödemek için direnmiş, ödeyebildiği kadar ödemiş. Artık bu 15 bin liralık borç için ne kadar bir temerrüt faizi işlettilerse artık bu vatandaşa, vatandaşın canına tak etmiş bu durum. Gitmiş, tamam ben bunu yapılandırayım. Çünkü hastalık bulmuş adamcağız, kalp hastası olmuş bunun yüzünden. Gitmiş icra dairesine. Varlık yönetim şirketinin avukatıyla taahhütname imzalamış. Vatandaş şu anda yine pandemiden dolayı işsiz kaldığından bu borcu ödeyememiş. Şimdi diyor ki benim diyor çoluk çocuğum var. Diyor ki Fuat abi ben ne yapacağım yani? Bu adam ne yapsın? Yani bu ekonomik koşullarda, bu pandemi koşullarında, bu kadar sıkıntının içinde, bu insanlar bu kadar zor durumdayken hani 500 lira, 1000 lira, 1100 lira desteklerle ayakta durmaya çalışırken işverenlerin iş yok deyip bunu bahane edip işçileri işten çıkardığı bir dönemde bu insanlar ne yapsın? Varlık yönetim şirketleri ne için var? Daha dünkü çektiğim videoda bunu anlatmadım mı? Varlık yönetim şirketleri kaybedilmiş banka müşterilerini ve bozulmuş piyasayı dengede tutmak için var olduklarını düşünüyorum ben. Hani sen 62 milyar TL'lik borcu 4 milyar TL'ye satın aldıysan ve bunu maksimum hadi 2 katı para kazandığını düşünelim. Çünkü sen de Türkiye Cumhuriyeti'nde istihdam yaratıyorsun. Elemanlar tuttun falandır filandır. 8 milyar TL'ye bunu kapatsan 4 milyar TL para kazanmış olacaksın. Ama neden hala insanları can çekiştirir duruma getiriyorsunuz? Banka 100 bin liralık borcun 5 bin liraya gidip satıyor. 95 bin lirasını aciz vesikası çıkartıp kurumlar vergisinden düşüyor. Burada olan kim oluyor? Siz diyorsunuz ki olan işte ödeyen bir kısım var yani borçlarına sadık olan bir kısım. Bunların hepsi vergi olarak bize dönüyor. Ya vergi olarak sana falan dönmüyor bunlar. Banka vergisinden düşüyor zaten bunu. Kurumlar vergisinden düşüyor. Oradan aciz vesikası çıkarıyor falandır filandır. Öyle göründüğü gibi değil ki hiçbir şey arkadaşlar. Bu işte en çok zarar eden halktır, halk. Banka üretmeden zaten parayı kazanıyor. Çiftçi üretirken para kazanamazken bu ülkede banka üretmeden para kazanıyor zaten. Ondan sonra ver Fuat'ı savcılığa, savcıların önüne çektir Fuat'ı. Sen işte bu konu hakkında fazla ileri gitmişsin. Yok efendim öyle bir şey. Hak, hukuk bu şekilde işlemiyor. Bu şekilde işlememeli. Lütfen bu konuda hükümetin bir şeyler yapması gerekiyor. Geçen gün çıkardılar bir varlık yönetim şirketi kuralları, kanunları. Okumadım bile. Çünkü ben inanmıyorum. Çünkü hala benim halkım sadece kanser hastası olursa indirim yapacağım diyen bir kitle, varlık yönetim kitlesiyle uğraşıyor. Burada sıkıntı büyük arkadaşlar. Ya adam kanser hastası mı olacak illa indirim yapman için? Bunların hepsi yanlış yani.
500 TL 11 yıl önceden borç 8500 TL oldu. Faiziyle birlikte istiyorlar diyor. Ya 500 TL'ye borç 8500 TL olması. Allah aşkına. Bunu gitse adam tefeciden alsa bu kadar faizi olmaz. Bu yasal tefeciliktir kardeşim. Bu adama sen kolaylık sağlamak zorundasın. Ne olursa olsun. Senin görevin bir varlık yönetim şirketi olarak kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki halkın haklarını savunmandır. Para kazanacaksın. Tamam, buna bir şey demiyorum. Tabii ki para kazanacaksın. Bunun için sen bir sendikasyon kredisi almışsındır, işini büyütmüşsündür. Ama yanlışlıklar var bu işte. İktidarın, hükümetin, devletin bu konuda düğmeye basması gerekiyor artık yani. Ama ciddi bir şekilde. Ya borçlu bankadayken bu işi bitirsin. 100 bin liralık borcu madem 5 bin liraya kapatmaya razıysın. Banka ismi vermek istemiyorum. Direktmen bana telif atmaya başladılar bir de. 100 bin liralık borcu 5 bin liraya varlık yönetim şirketine satıyorsan 15-20 bin liraya halkın içinde bir şeyler yapmalısın. Ben anlayamıyorum. Amacınız nedir? Bekir Bey yazmış. İcra kanalıyla 2500 TL olan borcumu 30.000 TL'ye aldılar. Hala dosya kapama parası istiyorlar. Ne yapmalıyım? Ayıptır ya. 300 lira dosya kapama parasını da adamdan istenir mi? 2500 liralık borç için sen 30.000 TL almışsın adamdan. Yanlışlık burada da var. Haluk Bey demiş. İş Bankası'na olan borcum için maaş hacizi yollanmış. Haciz dosyası şirkete gelmeden borç Emir Varlık Yönetim Şirketi'ne devredilmiş. Tövbe bismillah. Bu neyin kafası? 1800 TL'ye anlaştırdık diyor avukatla. Ama ödemeden eski avukatın yolladığı maaş haciz dosyası iş yerime ulaştı. Dosyada borç 7000 lira görünüyor. Şirket benden hepsini kesti. Dosyadaki miktarı istiyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım diyor. Halk hep çaresiz. İcra dosyalarıyla ya ilamsız icra dosyalarıyla halkın üstüne yürünüyor ya. Böyle bir ülkede yaşamaya başladık biz. Adamın hiçbir şekilde mesela o adama borcu yok. Adam gitmiş adam hakkında yani bilgilerini ele geçirmiş. İcra davası açmış. Diyor ki benim bu adamla hiçbir ticari ilişkim yok. Bu icra davası nereden geldi kardeşim? Devlet de demiyor kardeşim sen bunu açıyorsun ama bunun delili nerede? Ahmet Mehmet'e icra davası açıyor. Delil yok. Binlerce icra, ilamsız icra davası açık ya. Ya burada büyük bir sıkıntı var. Büyük bir açık var. Bu açıktan sürekli faydalanan çakallar var. Bunların mal önüne geçelim. Avukat bir arkadaş ne demiş o? Avukatlar bildikleri halde. Evet, ha bu konuya da gelelim. Kişisel verilerin korunması kanunu. Avukatlar diyor ki yemişim kişisel verilerin korunmasını. Ama böyle bir kanun var. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun sen. Avukatlar bildikleri halde kahvede veya yan komşusuna falan evin yeri nerede diye soruyorlarmış. Hani diyor ki Ayşe Hanım'ın evi nerede? Kahvedeki adam da soruyor. Hayırdır? Biz hacize gidiyoruz. Ya sen bunu söyleyemezsin. Kesinlikle söyleyemezsin. Böyle bir şey mümkün değil. Borçlunun gizlilikleri bunların hepsi kanunda var. Arkadaşlar, avukat arkadaşlar. İcra dairesinde. Geçen icra dairesinden bir tane memur yazmış. Sen böyle videolar çekiyorsun, insanları borçları ödememeye yönlendiriyorsun. Ulan hangi videomda benim borçları ödemeyin dediğimi gördünüz? Videonun başında 100 bin TL çekersen ödemezsin ne olur? Ödemezsen ne olurun? Videonun en sonunu niye izlemiyorsun? Niye işine geldiği gibi davranıyorsun? Ben varlık yönetim şirketleri İcra davaları ve avukatların buralarda yapılan bazı haksızlıkları katlanamayıp bana mail atan avukat yanında çalışan elemanlar var ya bana mail atıyor. Fuat abi ben katlanamadım diyor dönen hukuksuzluklara. Bunların hepsinin delilleri var bende. Kendi içinizde bir kere çözün bu olayı. Yani yanlışlıklar var arkadaşlar. Avukatlar bildikleri halde kahvede veya komşulara evi nerede hacize geldik diye rezil ediyorlarmış. Ya biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz arkadaşlar. Herkes bir kendine gelsin. Kişisel verilerin korunması kanunu. Ulan boşuna mı çıkardı bunu bu devlet? Sıkıntı büyük.
Kripto para mevzusunu sormuşsunuz geçen gün. Bundan sonra yurt içinde kriptoya yatırdığınız para, örneğin BTC Türk'e para yatırdınız değil mi? Artık masanın bundan haberi olacak, haberiniz olsun. Oralara da icra yapabileceklermiş yani. Hani sakın ben oraya buraya tokatlarım, parayı Bitcoin'e yatırım kafasıyla hareket etmeyin arkadaşlar. Burada soran arkadaşlar olmuş, yorumlarda gördüm. Onu da cevap vermek istedim. Sonra dedim ki tek eviniz varsa bunu haczedemezler dedim. Haczedemezler kardeşim. İcra İflas Kanunu 82. madde. İnsanları oralardan vurmaya çalışmayın. Varlık yönetim şirketleri, avukat arkadaşlar, icradaki arkadaşlar, beni tehdit eden maille avukat arkadaşlar, sizlere söylüyorum. Sizlerin tehditleriyle ben korkacak adam değilim. Önce bunda bir anlaşalım. O tehdit mailleriniz hala duruyor. Kullanacak olduğum bir günde var. Sadece bekletiyorum. Haciz olursa şayet 7 gün içinde itiraz edeceksin. Tek evine haciz konduysa 7 gün içinde itiraz edeceksin. İcra İflas Kanunu 82. madde der ki tek evini haczedemezler. Haline münasip evdir orası. O senin meskenindir. Ama evin çok lüks ise, atıyorum sen 1 milyon TL'lik bir evde oturuyorsan, aynı şehir içinde atıyorum 300 bin liralık bir ev, yani o evini sattırıp 300-400 bin liralık bir eve seni sokabilirler. Bunu yapabilirler. Bunu unutmayın. Ama senin banka kredisiyle aldığın ev, ona banka haciz yapabilir. Hangi banka? Konut kredisini veren banka. Çünkü parayı banka verdiğinden dolayı diyor ki bu ev senin değil benim. Çünkü tapu dairesinde imzaladın zaten. Tek o haciz edebilir. Ama borcu olmayan bir evi, tek evini, yani haline münasip evi İcra İflas Kanunu 82. maddeye göre haciz edemezler. Nokta. Bu konuda sizi korkutan Varlık Yönetim Şirketi ve diğer avukat arkadaşlara onu söyleyebilirsiniz. 82. madde. Kişisel verilerin korunması kanunuyla alakalı şöyle bir Yargıtay kararı var. İlgili kişiye telefon numarası ait olmayan içeriğimin gönderilmesi ile ilgili kişisel verilerin korunması kurulunun 31 Mayıs 2019 tarihli ve 2019'a 166 sayılı karar özeti için sorgulama yapabilirsiniz arkadaşlar. Avukat sizin haricinizde bir akrabanıza SMS atarsa para cezası artı tazminat davası açabilirsiniz. Para cezasını devlete ödeyecek. Tazminatı sana ödeyecek. Öyle kimse kimseyi rezil edemez borçtan dolayı. Bakın ben borçluyu savunduğum kadar alacaklıyı da savunurum. Beni bir başkalarıyla karıştırmayın. Borçlu borcuna sadık olacak. Alacaklı da usturuplu şekilde alacağını tahsil etmesi için icra davasını tabii ki açacak. Kimse keriz değil. Herkes birine borç para verdiyse o onun parasını geri ödemek zorunda. 2 2 daha 4. Bankadan kredi çektin mi kardeşim? Ödemek zorundasın. Akrabandan borç aldın mı? Ödemek zorundasın. Biz İslam devletinde Müslümanız. Her şeyden evvel kul hakkı denilen şeyi unutmamalıyız arkadaşlar. O yüzden sen zor duruma düşmüşsün, ayağına yorganına göre uzatmamışsın, sıkıntıya düşmüşsün. Tamam, bunlar insanlar için var. Borçlar, acılar, sıkıntılar, sevinçler, mutluluklar hep insanlar için var. Tamam mı? Yarın bugün şurada adam akıllı 30-40 sene daha yaşayacağız. Onu da adam akıllı yaşayalım. Birbirimizi üzmeden, kırmadan, parçalamadan yaşayalım diye sürekli eşime, dostuma söylerim. Bakın, borç yiğidin kamçısıdır. Bu atasözünden vazgeçin. Ödeyebileceğiniz borçların altına girin. Ödeyemeyeceğiniz borcun altına girmeyin. Lüks merakı insanı mahveder. Ben altıma şu arabayı çekeyim, şu evi alayım, gücüne göre kredi çek. Ödeme gücüne göre kredi çek. Ödeme gücüne göre akrabandan borç al, altın al, dolar. Biliyorsunuz
Akraba arasında oluyor böyle şeyler. Ben evet ödeyebilirim. Benim işlerim şu anda güzel. Ben 10 bin lira maaş alıyorum. TSK'da çalışıyorum. Bir bakıyorsun 10 bin liradan 1000 lira adama para kalmıyor. Veyahut da emniyette çalışıyor. 9-10 bin lira maaş alıyor. 1 lira para kalmıyor. Hatalı hamlelerden dolayı. Veyahut da adam işçilik yapıyor. 6-7 bin lira maaş alıyor. Ona güvenmiş. 150-200 milyar para çekmiş. Sonra işten bir şekilde kovulmuş. Yani bunlara biraz dikkat edelim. Sonunu düşünen kahraman olamaz sözü sizi gaza getirmesin. Sonunu düşüneceksin kardeşim. O yüzden burada her ne kadar varlık yönetim şirketleri, bankalar, icra avukatları kadar sıkıntılı insanlar var gibi, şirketler, kurumlar var gibi görünse de ayağını yorganına göre uzatmayan maalesef tüketiciler de var. Bu yüzden arkadaşlar ne olursa olsun ödeyemeyeceğiniz borcun altına girmeyin. Nokta. O yüzden dikkat edelim. İnsan insanın hakkını yememeli. O yüzden birer Müslüman olduğumuzu da unutmamalıyız. Ama avukatlara neden kızıyorum? Kardeşim, sana kimin borcu var? Ahmet'in borcu var değil mi? Sen Ahmet'le muhatap olacaksın. Sana kimin borcu var? Mehmet'in borcu var. Sen gidip Mehmet'in babasına mesaj atamazsın. Onu psikolojik olarak kışkırtamazsın. Bakın, bir varlık yönetim şirketinin sırayla bir sene önce vefat eden kişiye, bak onu bile takip edemiyorlar yani. Bir sene önce vefat eden kişiye attığı mesajları tek tek okuyorum. Nokta nokta varlığa ait adliye biriminde yenilenme sırasında olan borcunuz, tüm uyarılara rağmen ödenmediği için KKB notunuzun risk sınırının altına düşürülerek, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kanuni takip kaydınız güncellenerek, size sunulan bütün indirim haklarınız kaybolacaktır. Finans sisteminde sicilinizin kalıcı bir şekilde etkilenmemesi için acil irtibata geçiniz. Ulan adam ölmüş bir sene olmuş öleli. Devam ediyorum. Aynı adama atılan mesajlar. Hanımında kalıyor telefon. Hanımı bunları internete sürüyor artık. Hayat varlığa ait borcunuz ile alakalı şu tarihe kadar ödeme sağlanmazsa dosyanızın yenilenmesine istinaden banka hesaplarınıza bloke konulacaktır. Hayat varlığa ait borcunuz ile ilgili şu tarih itibariyle faiz güncellemesi yapılacaktır. Ana para bugünkü değeri güncel borç bakiyenizi öğrenmek için irtibata geçiniz. İşte nokta nokta borcunuz için yaptığınız ödemeye istinaden dosyanızın kapatılmadığına dair gerçek son kontroller için irtibata geçin. Adam yok la yok öldü o. Hayat varlığa ait tarafınıza tebligat gönderilen borcunuz ile ilgili ödeme yapmadığınız görülmüş. Bugün mesai bitimine kadar ödeme veya protokol yapılmaz ise ay sonu itibariyle dosyanıza faizler, masraf eklenerek yenilenecek indirim haklarınız yok olacak. TBB Risk Merkezi KKB yanacaktır diyor. Taşınır taşınmaz banka blokesi ne varsa hepsini yapacağız diyor. Tehdit üstüne tehdit at. Yani bunlarla bir yere varamayız. Borçluyla ilk önce mantıklı bir şekilde iletişime geçirmesi gerekir. Ve siz bu borcu ne kadara satın aldıysanız bunun iki katını geçmemelisiniz. Para kazanıyorsunuz zaten. Ama sen dosya 100 bin lira olarak sana geldi. Sen adamdan temerrütleriyle birlikte 150 bin lira olarak tahsil etmeye çalışıyorsun. Bu mantık bunu el vermiyor. O zaman ben şunu anlarım. Sen 5 milyar TL ile varlık yönetim şirketini açtın. Ben bankalardan dedin. Bu işi tamamen ticari düşünüyorsun artık. Bankalardan nasıl olsa %2,5 %3 civarında bu borçları alıyoruz. Biz 5 milyar TL'yi İşte 2 senede, 3 senede 500 milyar TL olarak geri toplayacağız. Herkes elini vicdanına koyacak. Burada hükümet bu işe bir el atacak. Böyle bir para kazanma şekli yok. E bana da verin o zaman sendikasyon kredisi. Varlık yönetim şirketi açayım ben.
Ben de açayım bir varlık yönetim şirketi. 2 milyar TL sendikasyon kredisi istiyorum. Ne yapacağım? 2 milyar TL ile %2,5'tan borçlar almış olsam mis gibi ya. O parayı çok kısa bir süre içerisinde 300 milyar TL'nin üzerine çıkarırım. Böyle bir şey yok. Olamaz. Böyle bir para kazanma şekli de yok. Herkes elini vicdanına koyacak bu ülkede. Sonra onu bunu savcılığa çektirmekle, Fuat Çakma tehdit etmekle olmuyor yani bu işler. Başka bir konu daha vardı. Aklıma gelmedi şimdi. Tek evinizi elinizden alamazlar dedim. Onun haricinde varlık yönetim şirketlerinin tehditleri dedim. Ama bu arada herkes borcuna da sadık olsun dedim. Yani ben kimseyi ayırt etmiyorum. Alacaklı ve borçlu. Ama kalkıp da bunu böyle 3-5 kat faizle almaya kalktın mı işte benim gibi çok Fuat Çakmak böyle videolar çekerler. Her şeyin adabı var, uslubu var. Siz tefeci değilsiniz, bunu unutmayın. Sizler BDDK'nın altında birer resmi kurumsunuz. Bu resmi kurum olduğunuzu, sizlerin varoluşunun bütün sebebinin piyasayı rahatlatmak olduğunu unutmayın. Ne güzel bak, istihdam yaratıyorsunuz bu ülkede, varlık yönetim şirketleri için konuşuyorum. İstihdam yaratıyorsunuz, iyi güzel. 100 bin liraya işte atıyorum bir bankadan borcu 2 bin liraya 3 bin liraya satın alıp yeri gelip bazen iyiliklerini tutup 15-20 bin liraya kapatmayı sağlayıp o müşteriyi tekrar bankalar yönünde finansal hayata kazandırıyorsunuz. Güzel şeyler bunlar. Ama bazı varlık yönetim şirketleri daha dün çektim videosunu. Yani sürekli ismini de telaffuz etmek istemiyorum. Adam yani indirim istiyor, borcu iki katına kapatıyor, ondan sonra BDDK'ya şikayet etti diye, ondan sonra diyorsun ki sana borcu yoktur kağıdını vermem. Sıkıyorsa verme. Sıkıyorsa verme. Eğer Türkiye Cumhuriyeti muz cumhuriyeti değilse senin cezan kesilir. Çünkü BDDK diye bir kurum var Türkiye'de ve Türkiye'de böyle kurumlar oldukça İnsanların sağılması önlenir. O yüzden biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. O yüzden hukuk devletiyiz. Bunları unutmamak lazım arkadaşlar. Tamam. Herkes borcuna sadık olsun. Bankalar ve varlık yönetim şirketleri ve bankaların avukatları tefeci gibi değil, borçluya borcunu ödeyeceği yönde ilerlesin. Yani işin suyu çıkarılmasın. Anlatmak istediğimiz bu. Ne olursa olsun. Herkes alacağını alırken adabını bozmayacak. Borçlu borcunu öderken adabını bozmayacak. Durum bundan ibaret. Ben ne varlık yönetim şirketinin avukatıyım ne de Türkiye Cumhuriyeti halkının avukatıyım. Ben kimsenin avukatı değilim. Ama herkes borcuna sadık olsun. Alacaklı da terbiyesini, adabını bozmasın. Adamın bir tarlada bile 5/1 hissesini görür görmez o adama indirim yapmamazlık yapmasın. Anlatabiliyor muyum? Anlatmak istediğimi çok iyi anladı varlık yönetim şirketleri biliyorum. Adamın üstünde mal varlığı görür görmez 1 lira indirim yapmamak. Adam devlet memuruysa nasıl olsa alırız kafasıyla 1 lira indirim yapmamak. Adamın sürekli çalıştığı bir işi var. Tazminat alıp çıkmak zorunda kalacak. Bunu biliyor. O adama 1 lira indirim yapmamak. Bunlar yakışmıyor yani. Böyle şirketlere yakışmıyor arkadaşlar. Ben size bir tüyo daha vereyim. Bakın arkadaşlar. Çoğu arkadaşımızın sorduğu bir soru var. Fuat abi maaşından 1 lira para kalmıyor. Hepsi krediye kesiliyor. Çünkü maaş aldığı bankadan kredi çekmiş vatandaş. Ben artık son duruma geldim diyor. Ayağını yorganına göre uzatmamış sıkıntıya düşmüş. Bu adama burada bir çıkar yol sunmak gerekiyor. Şimdi bu adama dedim ki ben. Rapor al. 3 ay. 90 gün boyunca rapor al. Bütün borçlar düşsün.
icra takibine. Bankalar sıraya girsin. Sıra cetveline göre maaşın dörtte birine girsinler. O zaman maaşından para kalır. Yani adam bunu yapmaktan başka bir çaresi yok ya. Adam 5000 lira maaş alıyor. Gitmiş 5000 lirasını atıyorum Denizbank'a kitlettirmiş komple. Oradan maaş aldığında maaş oraya düşer düşmez kredilere çekiyor. Taahhütte imzalamış orada zaten. Maaşın tamamı gidebilir diye. Kredi çekerken. Fuat abi ben ne yapacağım? Bu adamın yapacak olduğu tek şey 3 ay gidecek rapor alacak. Maaşı, rapor parası SSK'ya yatacak. 3 ay o bankaya para yatmayacak. Ondan sonra maaşın dörtte birine icra davasından hacizle tahsilat yoluna gidilecek. Başka bir çare var mı? Bunu bilmek için profesör olmaya gerek yok. Bunu insanlara da anlatmak zorundayız yani. Bu adam kilitlenmiş, kafayı mı sıksın bu adam? Sonra sen bunları anlatıyorsun diye TCK 235 bankacılık sırlarını insanlara anlatıyorsun diye İş Bankası bizi burada telif atıyor. Saçmalıklar bitmiyor yani, bitmiyor. Birilerinin bunu insanlara anlatması gerekiyor arkadaşlar. Ve ben bu şekilde ara ara anlatacağım sizlere. Daha da anlatacak olduğum o kadar çok şey var ki. Varlık yönetim şirketlerinde çalışan arkadaşlarım da var. Hepsini zamanla anlatacağım. Yani bizim kimseden korkumuz yok. Ancak herkes borçlu borcunu bilecek, alacaklı alacağını alırken tefeci gibi hareket etmeyecek. Nokta. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Paylaşmak isterseniz de altta paylaş tuşu var. Sosyal ortamlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada danışmanlık hizmeti satın almak isterseniz çok yakında fuatçakmak.com.tr isimli sitemiz yayına geçmek üzere. 59 TL'ye tıklayacaksınız. Findex raporunuzu orada, hem Findex raporunuzu biz ödeyeceğiz, alacağız. Sistemde göreceksiniz. Hem raporu görürken yanında da Fuat Çakmak'a soru sor butonundan direktmen soru da sorabileceksiniz. Bunu artı kredi kartıyla değil, mobil ödemeyle yapabileceksiniz. Bu hafta nasip olursa projemiz hayata geçiyor. PayGuru'yu bekliyoruz mobil ödeme sistemi için. Onaylandı entegre sistemi için. Yazılımcı arkadaşlarımızı bekliyoruz. Fuatçakmak.com.tr isimli sitemiz üzerinden hem danışmanlık alabileceksiniz. 30 gün boyunca geçerli. 59 lira vereceksiniz ama 30 gün boyunca soru sorabileceksiniz. Hem raporunuz da bu paranın içinde. Onu da biz alacağız. Onu da orada göreceksiniz. Mükemmel bir panel geliştirdik. 30 gün boyunca soru sormanızın önünü açtım. Yani günlüğü 2 liraya gelir. Öyle düşünün arkadaşlar. Bankaya gitmeden önce krediye hazırlık sürecinde neler yapacaksınız? Ondan sonra varlık yönetim şirketlerinin borcu nasıl pazarlık edilmeli? Ondan sonra kara listeden 5 yıl dolmadan nasıl çıkılır gibi bununla alakalı danışmanlık soruları sorabilirsiniz. Ondan sonra borçluluk durumu, ondan sonra bütün borçları ödeyemiyorsunuz, durum nereye gidecek? Bununla alakalı bir ödeme planı. Yani bunlarla size destek olacağım. Ama telefonda Fuat abi destek almak istiyorum diyorsanız da bu videonun altına danışmanlık almak istiyorum yazın. Ya da Fuat Çakmak Fuat0909 @yandex.com adresinde danışmanlık almak istiyorum dediğinizde onun da saatlik ücretini biliyorsunuz zaten. Ama projemizde abone olmanızı tavsiye ederim. Bundan sonra telefonda değil bilgisayarda birebir konuşmamız daha iyi olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.